Öncelikle hepinizin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Bu eve kapandığımız günlerde hani ah nerede o eski bayramlar? Şimdi gidip işte akrabalarımızla, akranımızla, dostumuzla beraber olmak vardı falan diye içerleniyor musunuz bilmiyorum ama umuyorum ki keyifleriniz yerindedir bu hafta sonu da. Benim açıkçası keyfim son derece yerinde. Çünkü benim için bayramlar hiçbir zaman öyle şen şakrak olmazdı. Bizim aile küçük bir aile. Öyle 80 tane kuzen, teyzeler, amcalar falan aman aman bir kalabalık yok. Bir de rahmetli dedemle anneannem bayramları hiç sevmezlerdi. Daha doğrusu misafir ağırlamayı sevmezlerdi. O yüzden böyle bayramlarda kapıya çıkmazlardı, telefonları açmazlardı falan. Bir tek işte biz annemle ziyaretlerini el öpmeye gideceğimiz zaman randevulaşılırdı böyle. Hani gizli istihbarat buluşmaları gibi işte 2'ye 10 kala geleceksiniz. Bir tek o zaman kapıyı açacağız falan. İşte biz geliriz, bize kapı açılır. Ondan sonra bir daha kimseye kapı mapı açılmaz. Yani hani şey ben de demek ki dedemlere rahmet dedeme çekmişim. Çünkü şey ben de hani öyle çok aman aman dışa dönük bir insan değilim. Hani şahsına münhasır bir adamım. Öyle bayramda seyranda kimseyi arayıp sormam. Ama şey gariptir ki böyle bir adam olmama rağmen Türkiye'nin en büyük kripto YouTube kanalı olduk. Sizin desteklerinizle. Burada 60 bin kişi anlattıklarımı severek dinliyor, benden faydalanıyor. Hani bunun farkında olmak, bunu görmek beni hem mutlu ediyor hem de bir yandan şaşırtıyor yani. Nasıl böyle bir adam bunları başardı falan. Neyse, geyiği bırakalım, videomuza başlayalım. Biliyorsunuz geçen hafta 60 bin kişi olduğu için kanal bunu kutlamak adına bir çekiliş yapmıştık. Şanslı bir arkadaşımıza Trezor donanım cüzdan ve diğer şanslı 4 arkadaşımıza sinyal algoritmasına ömür boyu giriş hediye edecektim. Bu videoda onun sonuçlarını açıklayalım. Bir de bu video için de yeni bir çekiliş yapalım. Çünkü gördüğünüz gibi bu cüzdanlardan 2 tane kaldı elimde. Diğer cüzdanı da size hediye edeyim. Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Bir başka cumartesi, bir başka evde kal sohbet videosu ile karşınızdayım. Şimdi geçen hafta kanalın 60.000. abonesini kutlamıştık. O günden bugüne 62.000'e merdiven dayadık. Kanalın büyümesi bayağı hızlandı. Destekleriniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu arada sadece kendi kanalımda ürettiğim içeriklerin yanı sıra artık Posta Gazetesi'ne de özel videolar üretiyorum. Bir de orada makale yazmaya başlayacağım. Bunların da zaten yaptıkça linklerini sizlerle paylaşıyor olurum işte Telegram'dan, Twitter'dan falan. Hadi gelin isterseniz başlamadan bir çekilişimizi yapalım ekran karşısında. Kimler kazanmış son çekilişi görelim. Şimdi gelelim geçen haftanın kazananlarını çekmeye. Biliyorsunuz böyle bir rastgele yorum seçme sitesi kullanarak kazananları seçiyorum. Önce büyük ödülü kazananı seçelim isterseniz. Trezor donanım cüzdanı bakalım kime vereceğiz. İşte rastgele birini seç diyeceğim şimdi. 1147 tane özgün yorum gelmiş videoya bu arada. 1147 kişi katılmış şeye, çekilişe. Öncelikle çok teşekkür ederim bu ilgi için. Artık baya baya milli piyangoya döndük yani. Eskiden 300-500 kişi katılıyordu. Şimdi büyük büyük çekilişler oluyor. Hadi bakalım cüzdanı kim kazanacak? Selami Durmuş. Vermiş olduğun bilgiler gerçekten çok kıymetli. Başarının devamını dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum Selami. Sana da bu bayramda böyle güzel bir hediye denk geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de kalan 4 arkadaşı seçelim. Bu sinyal algoritmasına ömür boyu giriş kodunu kimler kazanacak bakalım. Birinciyi seçiyorum. Hakan Ahmet Pir. Emeğine sağlık. Teşekkürler demiş. Rica ederim. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Ondan sonra Tarık Aras. Emre Bey yakın markajımdasın. Eyvallah. Beni yakından takip eden hiçbir zaman üzülmez. Umuyorum öyle düşünüyorsundur. Üçüncüyü seçelim. Raif Ömer Kasap. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler, başarılar. Ben teşekkür ederim takip ettiğin için. Ve son kazananımız Ferhat Kızıltaş. Gerçekten merak ettiğim konu. Teşekkür ederim. İyi, merakını giderebildiysem ne mutlu. Şimdi kazanan arkadaşlar şu diyeceklerimi iyi dinleyin. kriptoanaliz1@gmail.com kriptoanaliz1@gmail.com Bu benim kanalın e-mail adresi. Buraya bir mail atıyorsunuz. YouTube'daki bu kazanan olduğunuzu ispatlıyorsunuz. Bir de çekilişin koşullarını yerine getirdiğinizi ispatlıyorsunuz ekran görüntüleriyle. Hakikaten hakkıyla çekilişe katıldıysanız ben de size hediyenizi şey ediyorum, gönderiyorum. Ben kanaldaki çekilişlerde şey yedek
talihi falan seçmiyorum. Onun yerine yeni bir çekiliş yapıyorum. O yüzden bu arkadaşlardan ortaya çıkmayan olursa birkaç hafta sonraki bir çekilişte hediyeleri tekrarlarız. Mesela cüzdan sahibine gitmediyse yeni bir sahip çekeriz. Bizde işler böyle işliyor. Şimdi kazanan arkadaşlara tebrikler. Dediğim gibi benimle iletişime geçer geçmez size hediyelerinizi göndermek için koordine oluyor oluruz. Gelelim bu haftanın çekilişine. Dediğim gibi cüzdanların iki tane vardı. Diğerini de hediye edeyim hazır başlamışken çekilişlere. Bugünkü çekilişe katılmak için ama şöyle bir 3 şartımız olsun. Birincisi her zaman olduğu gibi bu videoyu beğenip altına bir yorum yazıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yorumlardan seçiyorum kazananı. İkinci koşulumuz beni Twitter'dan takip ettiğinizden emin oluyorsunuz. Twitter linkim de video açıklamalarının altında var. Üçüncü olarak da birkaç tane Telegram grubu var benim yönettiğim. Bunların linkini de bırakıyorum video açıklamasında. Telegram'dan bu gruplara da üye olduğunuzdan emin olun. Orada hem beraber sohbet ediyoruz hem o kanallarla ilgili yatırım sorularınızı, işte teknik sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Hani böyle bir teknik destek gibi her tür sorunuzu da sormayın bana tabii. Ama hani muhabbet etmek istiyorsanız beni oralarda bulabilirsiniz. Bu 3 şartı yerine getiren şanslı bir arkadaşımıza önümüzdeki hafta cüzdanın ikincisini hediye ediyor olacağım. Bir 4 arkadaşımıza daha da sinyal algoritmasına giriş kodu, ömür boyu kullanabileceği bir giriş kodu hediye ediyor olacağım. Şimdiden katılımcılara bol şans. Şimdi gelelim bugünün konusuna. Yine böyle ilginç bir başlık seçtim. Konuyu nasıl oraya getireceğim dinledikçe anlarsınız zaten. Geçtiğimiz hafta içi biliyorsunuz değişik bir olay oldu. Yani 2009'dan beri inaktif olan bir Bitcoin cüzdanından hareket oldu. Bunun bir kısmı Coinbase Amerika'ya borsaya gitmiş. Diğer bir kısmı nereye gittiği kaybedilecek şekilde işte CoinJoin edilmiş falan. Bir anda akıllara şey sorusu geldi. İşte Satoshi Nakamoto hayatta mı? Ya da yani bu adam artık elindeki Bitcoin'leri satmaya karar mı verdi falan diye böyle bir dedikodu silsilesiyle piyasalarda bir düşüş oldu. Yani bu hareket kimden geldi, neden geldi? Hala bununla ilgili net bir bulgu yok. İşte Bitcoin'in white paper'ı 2008 yılında yazıldığı için işte o günlerde de Satoshi Nakamoto ve yakın arkadaşları dışında yani bu olaydan kimsenin haberi olmadığı düşünüldüğünden bu herhalde %90 Satoshi'nin cüzdanıdır deniyor. Ama hani bununla ilgili bir bulgu yok, net bir şey yok. Ama biliyorsunuz Satoshi Nakamoto blok ödülleri 50 iken laptopundan bu sistemi denerken falan bir sürü kendine coin toplamış. Yani bugün 1 milyona yakın coin'i olduğu söyleniyor o inaktif cüzdanlarda. Ki bu da işte yani arzın ciddi bir kısmını oluşturuyor. Yani bugünkü arzın %7-8'ine tekabül ediyor. 21 milyon Bitcoin ulaştığımızda da işte %5'in çok az altında bir arz olacak. İşte yani bütün bu coin'leri adam satmaya karar verirse ne olur korkusuyla, paranoyasıyla işte şu 50 Bitcoin hareketinden bir sürü adam korktu, satış yaptı. Bitcoin'e çok sert bir şekilde %10'dan fazla yanlış hatırlamıyorsam bir düşüş gösterdi. Şimdi İşte biliyorsunuz önceki videolarda hatta diğer kripto YouTuber arkadaşlarla toplan canlı yayınlarda falan biz yükseleceğiz diyoruz. Yani bu sadece benim beklentim değil, herkesin piyasada yakından takip eden herkesin beklentisi. Ama işte böyle bir sert hareket düşüş olunca millet hemen panikliyor. Bir de işte biliyorsunuz dolar da gevşedi. 7'nin altına saklı. Onunla beraber TL bazında zararlar iyice derin görünüyor falan. Aa Emre Bey işte zarar ettik daha ilk haftadan ne olacak falan. Yani arkadaşlar tamam bir %10'luk düşüş olmuş olabilir ama geçen aydan bugüne son 30 gün içerisinde de %40'lık bir yükseliş oldu yani Bitcoin fiyatlarında. Hani yükseliş olurken kimse benim kapımı çalmıyor, Allah razı olsun demiyor. Yani %40 yükselmiş bir şey bir %10'da geri çekiliversin bir zahmet. Hani bu her tür alım satım yapılan piyasalarda olur. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez, hiçbir şey de sonsuza kadar düşmez. Ki zaten daha önceki videolarımda da biliyorsunuz ben hep şeyi diyorum. Hani Bitcoin volatil bir yatırım aracı. Çok sert hareketler yapacak ama genel trend, makro trend yukarı yönlü. Yani o genel trend bozulmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Bu volatiliteye hazırlıklı olun, alışın. Alışamıyorsanız da kalbiniz kaldırmıyorsa böyle sert hareketleri girmeyin bu piyasalara. Yani 2017'den beri aslında benim kanalda söylediğim bu. O yüzden hani şey bu tip hareketler çok normal. Ve beni bir nebze bu durumlardan sonra gelen toparlanmalarda
umutlandıran en önemli konu. Çünkü biliyorsunuz işte koronavirüs illeti başladığında Bitcoin 3600 dolara kadar düştü. Ama ne oldu oradan? Çok hızlı bir şekilde 10 binleri zorlamaya başladı. Şimdi işte %10 düştü. Bir sürü teknik desteği kırdı. 8000 küsürlere geldi. Bir gün durmadan tekrar 9200 dolarlara gelmiş durumdayız. Ki 9200 dolar da teknik analizlere baktığınız zaman önemli bir destek. Şimdi onun üstünde kaldığımız sürece yükselişler devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü hani işte hep konuştuğumuz şey Amerikan Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın, Japon Merkez Bankası'nın, IMF'nin, Dünya Bankası'nın yani hani dünya ekonomisinin iplerini tutan insanların hepsinin deli gibi para basıyor olması, işte hastalık belirtilerinin giderek azalıyor olması, dünyanın normale dönüyor olması, faiz olmayan bir ortamda, para bolluğu olan bir ortamda da arzı sınırlı şeylerin değerinin yükseleceğini bekliyor olmamız. Yani 2+2=4 gibi bir kanun ve bu hikayeye dünyada inanan bir sürü insan var. Yani buna katılan daha doğrusu bir sürü insan var. O yüzden videonun başlığını böyle seçtim zaten. Hani bakın böyle sert düşüşler oluyor. İşte balinalar düşürüyor, fiyatları speküle eden büyük yatırım kuruluşları, hedge fonlar düşürüyor ama hemen arkasından toparlanma geliyor ve bu toparlanma perakende sektöründen geliyor. Yani hani senin benim gibi adamlar ufak ufak alım yaparak hani bir sürü insan alım yaptığı için fiyatlar toparlıyor. Yani çok enteresan bir trend. O yüzden bence zaten yani bizi kurtaran sizin bizim gibi yeni piyasaya girecek insanlar olacak. Yani öyle kurumsal yatırımcılar, büyük fonlar, devletler falan girsin diye bekleyene kadar normal sen ben gibi küçük yatırımcı, perakende yatırımcı bu fiyatları yükseltecek. Çünkü düşündüğünüz zaman 2017'de de aslında fiyatları yükselten yine perakende tüketici oldu yani. Ufak yatırımcılar oldu. Öyle Bitcoin her yerde manşet olduğu zaman alımlar geldiği için fiyatlar rekor kırdı. Bugün de aynı şeyi görüyoruz. Bugün ama biraz daha temkinli görüyoruz. Çünkü işte yani işsizlik rakamları tüm dünyada çok kötü durumda. Amerika'da bile kaç milyon kişi işsiz kaldı ki Amerika dünyanın en güçlü, en büyük ekonomisi. Çin'in durumu belli, Avrupa'nın durumu belli. Avrupa'nın zaten yıllardır kendine ayrı yoktu. Şimdi iyice kötü durumda. Rusya hastalıktan kırılıyor. Şimdi Güney Amerika'ya sıçradı virüs. Orada işte günde 1000 kişi ölüyor her ülkede falan yani hani. Tamam bizim ülkemizde gidişat iyi, ne bileyim işte batı ülkelerde yavaş yavaş normalleşme geliyor falan ama hani dünyada bu salgının daha nerelere gideceği, ne olacağı belli değil. Bu belirsizlik de bitmediği sürece öyle oluk oluk yatırım girmeyecektir Bitcoin'e. Çünkü yani işte millet yani ya işsiz kaldı ya da işleri çok fena daraldı ya da yarın benim de işlerim ters köşe yani nalları diktirebilir bana korkusu içinde. O yüzden şimdi gidip böyle kripto paralar gibi riskli şeylere yatırım yapmıyorlar. Yani bunu yapabilecek insan sayısı eskiye nazaran çok daha az. Bu arada bu düşüncelerimde ben yalnız değilim arkadaşlar. Yani hani küresel piyasaları takip ediyorsanız, haberleri okuyorsanız hani bir sürü büyük girişimci, işte parasını iyi yönetmeyi becermiş yatırımcı falan yani ünlü isimler de Bitcoin'e ve kripto paralara ilgi duymaya başladılar. Bu merkez bankalarının ölümüne para basma işinden ciddi korkuyorlar. Yani bir sonraki şeyin ekonomik krizin çok büyük bir buhran olabileceğini düşünüyorlar. O yüzden işte arzı sınırlı işte altın gibi, Bitcoin gibi, gümüş gibi şeylere para yatırın diyorlar. Mesela buna en son örnek şey Robert Kiyosaki. İşte duydunuz mu bilmiyorum ama bu adam 1997'de Rich Dad Poor Dad diye inanılmaz güzel bir kitap kalemi aldı. Hatta bu şu an dünyada en çok satan kişisel finans eğitim kitaplarından bir tanesi. Türkçesi de var bu arada. Ben Türkçesini okumadım, İngilizcesini okumuştum ama Zengin Baba, Yoksul Baba galiba tam tercümesi. En son baktım D&R'da falan vardı 20 liraya, 25 liraya. Hani hazır evde oturuyorken kitap okumak isterseniz muhakkak alın. Çok güzel bir kitap. Yani adam şeyi anlatıyor aslında. İşte Japon asıllı bir Amerikan. İşte anne baba boşanıyor. Sonra ikisi de yeni evlilikler yapıyor. Adamın hem bir öz babası var hem de bir üvey babası var. Öz babası böyle akademisyen, çok akıllı bir adam. Ondan sonra inanılmaz çalışkan, inanılmaz dürüst bir adam. Çok iyi çalışıp para kazanmasını biliyor. Ama parasını değerlendirmeyi bilmiyor, yatırım yapmayı bilmiyor. Bir de üvey babası var. O da böyle alaylı bir tip. Ama hayatta inanılmaz başarılı olmuş. Çünkü paradan para kazanmayı çözmüş.
Hani iki babasından da hayatta başarılı olmak için neler yapması gerektiğini gözlemleyerek onu böyle bir kitap kaleme almış. Muhakkak okuyun. Yani hani hepimiz finansal okur yazarlık diyoruz, bilmem ne diyoruz. Ben burada kanalda beni izleyenleri mümkün mertebe bu konuda şey etmeye, geliştirmeye çalışıyorum, ileri ittirmeye çalışıyorum. Hani bu kitabı okuyun. Şimdi bu adam da mesela o tekrar ortaya çıkmaya başladı. Yani işte geçen bir tweet attı. Bu merkez bankalarının çılgınlığına bir dur deyin, kendinizi koruyun. O yüzden altın, gümüş ve bitcoin gibi şeyler alın yazdı. Daha bu tweetinin üstüne işte Mike Pompliano podcastine bu adamı davet etti. Orada da aynı şeyi söyledi adam. Hatta ne dedi şeyde podcast'te? İşte altın ve gümüş dedi. Allah'ın para birimleri dedi. Tanrı'nın para birimleri dedi. Çünkü hani doğal bir şekilde işte şey değerli metaller, kıymetli metaller doğal bir şekilde ortaya çıkmış dünyada. Ama Bitcoin de dedi insanların parası dedi. Yani insanların ortaklaşa değerli kıldığı bir para dedi. Yani aslında çok doğru bir tabir bu. Çünkü şey hani mesela devletler, merkez bankaları neden bugün bile hala altın ve gümüş istifliyorlar? Çünkü altının bir ulusu yok, bir milleti yok, bir tarafı yok. Yani işte bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar Avrupa'ya gelmişler işte sizi kurtaracağız diye. Ama tabii Avrupa Adolf Hitler'in şeyinden sonra, savaşından sonra yerle bir durumda. Fakirlikten kırılıyorlar, çok zayıf durumdalar. Amerikalılar da yeni dünyadan böyle gemilerle, uçaklarla, tanklarla gelince sizi kurtaracağız diye. Avrupalılar hem teşekkür etmiş hem de bir yandan lan yani bu adamlara yamuk yaparsak bir de şimdi bunlar çöker bizim ülkemize, buraları işgal eder korkusuyla. Onlar ne dediyse kabul etmişler. İşte bu Bretton Woods anlaşmasıyla hani siz altınlarınızı bize emanet edin, biz size karşılığında Amerikan tahvilleri verelim, dolar verelim, böyle bir küresel ekonomi oluşturalım falan diye böyle bunu itekleyince Avrupa'ya hepsi kabul etmiş. Ondan sonra da Nixon döneminde doların altın karşılığı yok kardeşim demişler, çökmüşler bütün o altınları. Hani altın savaş ekonomisinin para birimi olduğu için işte Robert Kiyosaki'nin dediği gibi doğal çıkan bir kaynak olduğu için bugün hala o adet devam ediyor. Yani devletler özerkliğini korumak adına hiçbir başka ülkeden bağımsız bir şekilde hareket edebilecek varlığa sahip olmak için altın istifliyorlar. Altının da zaten bugünkü en büyük değerini kılan şey o. Yani bu devletlerin çok büyük miktarlarda altın tutuyor olması. Bitcoin'in de düşündüğün zaman altına benzer yanları var. İşte Bitcoin'in de bir devleti yok, bir milleti yok, bir merkezi yok. Yani hani hakikaten halkın parası. Ama Bitcoin'in önünde bugün en büyük engel işte geçmişindeki bilinmezler. Yani işte bakın bu hafta 50 tane işte 2009'dan beri kullanılmayan Bitcoin çıktı ortaya diye nasıl bir panik satışı oldu. Yarın hakikaten Satoshi Nakamoto ortaya çıkıp ben satıyorum lan elimdeki bütün paraları dese yani piyasayı yerle bir edebilir. Kısa vadeli olsa da yerle bir edebilir. Bu korku da her zaman daha fazla insanın çok büyük paralarla girmesine engel oluyor. Çünkü hani altını devletler istifliyor. Ama Bitcoin'i kim istifliyor? Yani bir sürü balina cüzdanının kime ait olduğunu bilmiyoruz bir de. O yüzden işte bu bilinmezlerin de bir miktar çözülmesi lazım. Yani hani, hatta ben istiyorum ki geçen canlı yayında da Alp'in kanalında söyledim. Keşke Satoshi çıksa da bugün yani bütün Bitcoin'lerini satsa 10.000 dolarla. Bitcoin 1000 dolara düşsün anasını satayım. Oradan gene toparlayacaktır. Ama bu sefer denklem içindeki bir bilinmez, hatta çok büyük bir bilinmez ortadan kalkacak. Ondan sonra kurumsal yatırımcıları mesela bu işin içine çekmek daha kolay olur. Çünkü hani aktörler belli olmuş olacak. Biraz daha tabana yayılmış olacak Bitcoin arzı. O zaman daha güvenle girecekler. Ama şu an bir sürü milyonlarca Bitcoin olan, yüz binlerce Bitcoin olan bilinmez aktörler var. Bu da kurumsal yatırımcıyı içeri girmekte şey oluyor yani tedirgin ediyor. Neyse ki ama bizim işimiz kurumsal yatırımcıya düşmedi. Yani şu işte para bolluğunun olduğu dönemde, faizlerin bu kadar düştüğü dönemde bizim ülkemizde bile yani enflasyon olan bir ülkede bile bugün 100 bin lira kredi çeksen yıllık sana maliyeti 115 bin lira. Yani %15'i de yaparsın be hani en kötü yatırımınla. O yüzden şey yani böyle bir ortamda şimdi bir de Merkez Bankası bizim çıkacak gene
kafasına vura vura zorla faizi indirecek. İyice ucuzlayacak paraya ulaşma maliyeti. Dünyada daha iyi gittiği zaman, işte ekonomiler tekrar çarklar dönmeye başladığı zaman millet deli gibi sınırlı şeyleri almaya başlayacak. İşte bizde ikinci el arabaların fiyatı artacak. Çünkü artık sıfır araba gelmiyor, stok yok. Evlerin falan emlakın fiyatı artacak. Altının fiyatı artacak, kriptonun fiyatı artacak. Artacak yani. Hani beklenti o yönde. O yüzden zaten küçük yatırımcı her fırsatta cürmü yettiği kadar kripto paralara giriş yapıyor. O yüzden ben hala korkulacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Ben hala bu yaz Bitcoin'de 13-14 bin dolarlara çok rahat bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Ki zaten o pozitif şeyleri, hedef dediğim rakamları bekliyorum yani. Mesela bu satışlarda, matışlarda hani tüh düştü hadi satayım da ben de kafam rahat etsin falan demiyorum. O yüzden hani durum bu şekilde. Bir de kapanış yapmadan önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani hani hep yükselmesine fikir yürütüyoruz, konuşuyoruz, yükselecek mi, yükselmeyecek mi falan ama şimdi bugünkü ortamda yani illa yükselmesine de gerek yok işlem yaptığımız piyasaların. Çünkü mesela 2017'yi düşünün, işte Bitcoin yükselecek, 20 bin dolara çıktı, 100 bin dolar mı olacak ya da ne bileyim işte bakın Roblox diye bir coin çıkmış, adını Nano'ya çevirmiş bilmem ne. Hani yükselecek, yükselmeyecek bir sürü bir şeye heyecanlanıyorduk. Yükseldiği zaman tamam cebimize para giriyordu ama yükselmediği zaman, düştüğü zaman anladın mı? Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Oturup zararımızla oturuyorduk yani. Bugün öyle değil. Bugün işte görüyorum yorumlarda mesela bir sürü arkadaş yazıyor işte. Emre Bey sen bu hafta yükselecek diye düşünüyorsun ama bence düşecek diyor. Bazen de haklı çıkıyorlar. Bugün bu düşünceni hakikaten inanıyorsa yani sırf beni gıcık etmek için yazmıyorsan gir abi güzel bir borsaya kaldıraçlı bir şekilde short et. Yani düşüşünden para kazan. Hani bunun için o kadar çok güzel enstrüman ve platform ortaya çıktı ki. Yani harbiden olumsuz bakış açısına sahipseniz ya da kısa vadede işlerin kötüye gideceğini düşünüyorsanız o şekilde paranızı cebinize sokun arkadaşlar. Yani bu bugün mümkün. FTX borsasına girin mesela. İşte biliyorsunuz onunla ilgili bir trade grubu da açtım. Görmediyseniz daha önce onun videosunu da sağ üst köşeye koyayım. Yani FTX üstünde inanılmaz güzel sepet tokenlar var. Mesela işte shitcoin endeks var. Boktan coinlerin düşeceğini düşünüyorsanız gidin ona basın yani short edin. Kaldıraçlı short edin. Böyle deli gibi para kazanırdınız bu hafta mesela. Ya da işte belli spesifik coin'in düşeceğini düşünüyorsanız Bitcoin'in ya da Ethereum'un ya da Ripple'ın onları short edin yani. Ya da short token'larını alın. Elinizde işte bir saat, bir gün, üç gün tutun. Paranızı kazanın, çıkın yani. Hani bugün bunu yapabileceğiniz bir sürü ortam da var. O yüzden yükselecek dediniz yükselmedi. Ne zaman para kazanacağım falan. Hani bu muhabbete gerek yok artık. Çünkü devir değişti. Neyse bugünlük söyleyeceklerim de bu kadar. Bayram videomuzu da çok uzun uzun tutmayalım, sıkmayayım sizi. Dediğim gibi bu videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Bir sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ya da çekilişe katılmak için şartları yerine getirerek de bana zaten destek olmuş oluyorsunuz. Bir de üstüne şansınız yaver giderse nereden baksam 1000 liralık bir hediyeniz olmuş olacak. O yüzden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.